Evlilik vaadine kandığı eski erkek arkadaşı 30 yaşındaki kadının hayatını kararttı. Nişanlanıp yeni bir sayfa açmaya çalışsa da tehdit ve şantajlar bitmedi. Genç kadın çaresizce sesini duyurmaya çalışıyor şimdi. Evlilik vaadiyle hayatıma girdiler, hayatımı kabusa çevirdiler. Ben nişanlandım, uzak durun dedim. O dedi ki o benim sermayem, ben onun üstüne para kazanıyorum, o benim diyor. Evlilik vaadiyle tanıştığı adam genç kadının hayatını alt üst etti. İddiaya göre eski sevgilisi uyuşturucu madde alabilmek için ona yapmadığını bırakmadı. Genç kadın nişanlansa da kabustan kurtulamadı. Ben sadece kızımı korumak için büyük bir mücadeleyle yaşadım. Ve beni herkese uyuşturucu yüzünden sattılar, satsalardılar. Nişanlandım, kurtardım, bir hayattan kurtardım yani. Bunu tehdit ediyorlar, beni tehdit ediyorlar. Gürhan Coşkun hayatında yeni bir sayfa açmak istedi ve Ali Akbulut'la nişanlandı. O her şeyin yoluna girmesini beklerken eski erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi. Seni bütün pisliğin içinden çekip alacağım dedi. Nişanlıma da sıkıntı yapmaya başladılar. Eve girmişler, gırtlağına bıçak dayamışlar, kafasına silah dayamışlar 2-3 kişi. Biz yuva kurmak istiyoruz ya. Artık yani tuttum bir yere bırakmıyorum. Eve geliyorum, kapıyı açıyorum, korkuyorum. Gülhan arıyorum, Gülhan yok ortada. Nerede? Koltuğun arkasına saklanmış. Eve giriyorlar zorla. Benim üstümden ev aldılar, araba aldılar. Hala da bunu yapıyorlar. Pazarlıyorlar resmen, satıyorlar böyle. Onunla uyuşturucu kullanıyorlar. Genç kadına hayatı zindan eden eski sevgilisi nişanlandığını öğrenince de geri adım atmadı. 3 kişi başıma burada durdu. Bunu içeriye götürdüler, zorla işkence yaptılar. Gürhan Coşkun o adamın elinden kurtuldu ama kabusu hala devam ediyor. Tehdit ediliyor, şantaja uğruyor. Ben sessiz kalmayacağım, benim gibi bir sürü kadın, çoluk çocuğun canı yanıyor. Beni çocuğumla tehdit ediyorlar, kızımla. Benden uzak durmasını istiyorum. Herkes benden uzak dursun. Beni bu yoldan çekip aldı. Benim gözlerimi açtım. Artık ben korkuyla yaşamak istemiyorum. Genç kadın ve nişanlısı savcılığa giderek o adamdan şikayetçi oldular. Tek istekleri yaptıklarının yanına kalmaması. Hiç kimse zarar veremez bize. Onlar çok kötü, onlar çok kalabalık. Hiç.